Cümlesinden eyleyim, kafir peşim.
Sayın seyirciler, değerli konuklar, Saadettin Kaynağı Anma programına hoş geldiniz. Saadettin Kaynak, yüzyılımızın en büyük bestecilerinden biridir. 1895 yılında İstanbul'da doğan bestekar, aslen Trabzonludur. Kaynak, ilk olarak müziki eğitimine Hafız Melek Efendi'den ilahiler meşkederek başladı. Kazım Uz, Neyzen Emin Dede gibi zamanın üstadlarından yararlandı. İlahiyat fakültesini bitiren Kaynak, aynı zamanda da kurra hafızıydı. İlahiyat zabiti olarak Diyarbakır'a gelen bestekar, bu yörelerin folklorik özelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. 1955 yılında İstanbul Sultanahmet Camii baş imamlığına getirildi ve kısa bir süre sonra da 3 Şubat 1961 yılında öldü. Bestekarımızın kabri Merkez Efendi mezarlığındadır. Sayın seyirciler, bu program sizler için kısa adı Teksander olan Türkiye Elektrik Kurumu Sanat, Musiki, Folklor ve Kültür Derneği tarafından hazırlanmıştır. 26 Aralık 1986 yılında kurulan Teksander, bu tarihten beri sanat musikisi ve folklor alanında çalışmalar yapmış, çeşitli gösteriler düzenlemiş ve konserler vermiştir. Şimdi sizlere koronun ünlü bestekarımız Saadettin Kaynak'la ilgili hazırladığı programı sunuyoruz. Thank you.
Yeah.
Sayın seyirciler, şu anda büyük bestekarımız Saadettin Kaynağ'ın hayatta olan öğrencilerinden biriyle beraberiz. Sayın Tahir Karagöz. Efendim, bize Saadettin Kaynağ'ı nasıl anlatacaksınız? Saadettin Kaynağ'ı nasıl anlatayım? Hangi yönünü anlatayım? Evvela Zülcenahin bir adam. Evet. Hafız, hoca, imam, bestekar. Evet. İçi içine sığmayan felüt derler bizim insanımızda. Devamlı name doğuran bir adam. Evet. Asrımızda anlayan pek olmadı onu. Çok güzel eserler var. Ben 20 sene kadar beraber oldum kendisiyle. Evet. Çok güzel eserler var. İnsancıl insan, hassas ruhlu bir adam. Birçok hadiseler var. Bize bir tanesini anlatabilir misiniz? Anlatırım efendim. Aklıma geldi şu anda. Tramvay var İstanbul'da. Evet. Tramvaya biniyoruz, bizi oturtmaz boş yer varken. Evet. Bir gün sordum, efendim dedim, niçin oturtmuyorsunuz? Orası hanımefendilerin ve yaşlı adamların yeridir. Evet. Onlar oturacaklar. Onlar gelince biz yersek versek olmaz mı dedim. Evet. Yok dedi, öyle şey olmaz. O zaman da yaşlılığını, kadınlığını ihsas ettirmiş olursun, ayıp olur dedi. Evet. İnsancı tarafı bu. Mesela İstanbul'un Fethi filmi çevrildi. Filmden sonra galası yapıldı. Bir ses sanatkarın bir evinde yemek yiyoruz. Evet. Hanımlardan biri dedi ki, efendim ne güzel olmuş. Fevkalade ağladım falan diye. Hoca döndü. Kızım olmadı, olmadı dedi. Bu bir hatıra. Türkler aslını yapar. Filmini çeviremezler dedi. Hiç unutmayacak. Kaç 25 sene evvel. Evet. Çok hatıralar var yavrum. Anlatacak hatıra çok. Yazdım ben kitap halinde. Evet. İnşallah ileride bir aklı başında bir adam çıkar da yazar. Peki efendim, Saadettin Kaynağı bir hoca olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonraki gelen bestekarlar ve birçok şimdi zamanımızda olan bestekarlar gibi evvelden hazırlamak, nota yazmak falan yok kızım. Evet. Hazırdır o. Gece kalkar notasını yazar. Çok güzel. O ilahi bir doğuş. Dedim ya, velüt adam. Zülcenahin hangi yönden atsanız çok hatırası var bende. Bunları yazmak lazım. İzmir'de 1950 senesinde İzmir'e gittik beraber. Dönüşümüzde vapurda ben ezan okudum. Çık bir ezan oku dedi. Çocuğun sesim çok güzeldi. Öyle namaz kıldık. Hoca imam oldu. Ben de mezun oldum. Bir grup geldi oraya. 50 kişilik bir Fransız grubu. Suriye'ye geçiyorlarmış. Hocayı anlamışlar. Sual soracaklar. Felekler hakkında sual sordular. Onların din adamına dedi ki, ben de sana cevap soracağım. Ve din adamı kalktı, elini öptü. Uzun bir hikaye bu. Evet. Bunlar böyle. Bilen adam. Evet. Peki efendim, verdiğiniz bu güzel bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Thank you.
Yardan ayırdı beni.
Seni nerede bulayım? Seni nerede bulayım? Gökte mi yerde misin? Ya ki ya kimlerden sorayım sonsuz seferde thank you.
çıkıp